Dolar 4 liraya demirliyor. Avro 5 lira seviyesine ilerliyor. Türkiye ekonomisi alarm veriyor. Hükümetse teşviklerle çözüm arıyor. İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. 128 milyarlık yeni yatırım tekliflerini, daha doğrusu teşviğini onayladık. Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de yatırım zirvesinde konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Tedbirlerin tanıtımını yapıyoruz. Yatırımın artırılması konusunda atılacak adımları anlattı. Bir düzen kuruldu. Avukat, işveren bunu kötüye kullanmaya başladılar. Ve bir sürü mağduriyetler oluştu. Bunun için bunu kaldırdık. Bunun yerine yani şirketin kurtarmasıyla ilgili bir mekanizma geliştirdik. Ekonomideki güven bunalımını önlemek için bir dizi tedbir kapsamında dövizle borçlanma yasaklanacak. Ancak planlama bununla sınırlı değil. Yatırımcılara destek kapsamında bürokrasi de azalacak. Bürokrasi demek sizlerin olan işini olmaz hale getirmek demek değil. Evraklar, devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme İşine son veriyoruz. Her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Şirket kurulmasına yönelik kolaylıklar sağlanacak. Şirket kurumu nasıldı dedim Rıfat Bey. Bir ayda şirket kuruluyordu. Ama şimdi bir saati geçmiyor. 2250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira verip kuracaksınız. Mevcut şartlarda güncellenecek, özellikle gümrüklerde bekleme süresi azalacak. Mesai bitti, kapılar kapandı dönemini artık kaldırıyoruz. Yani burada para ise para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük. Yıldırım konuşmasında ayrıca taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var vurgusu yaptı. Taş üstüne taş koyan. Herkesin başımız üzerinde yeri var. Fabrika kuran, üreten, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan, adı ne olursa olsun o bizim yerli ve milli üreticimizdir, yatırımcımızdır, girişimcimizdir.